Şahane bir atmosfer. Hepiniz şeref verdiniz. Burada çok değerli iki sanatçı arkadaşımla beraberiz. İki genç arkadaşımla. Akbank Sanat'ın düzenlemiş olduğu bir seri konuşmanın ikincisi galiba. NFT'ler ve kripto sanat başlıklı. Ben Cemil Şinasi Türün, Gözde Mutluer arkadaşım ve Orhan Sayın arkadaşım burada. Kendilerini tanıtacaklar. Önce Gözde ile başlarız. NFT'ler üzerine nedir? İşte sizler bunu nasıl buldunuz? Hayatınıza nasıl girdi? Eserlerinizle nasıl ilişkilendirdiğinizden tutarız. Bol bol bunların üzerine konuşuruz. Ayrıca da izleyicilerden isteyen el kaldırıp soru sorabilir. Merhabalar herkese. Gözde Mutluer ben. Aslında çok uzun zamandır oyunculuk yapıyorum ama bir yandan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema televizyon eğitimi aldıktan sonra öncesinde de ilgilendiğim resimle daha çok ilgilenmeye başladım. 2019 yılının sonlarında da birazcık da pandeminin etkisiyle beraber aslında hep dijital sanat çalışıyordum ama bunun bir anlamı, yani anlamı demeyeyim de ne diyeyim hocam? Bunun bir varlığının katı, yani bir şey ürettiğime dair sadece kendim için yaptığım bir şey gibiydi aslında. Ama NFT'lerin keşfiyle beraber hayatımda yeri çok daha farklı oldu diyebilirim. Üretme anlayışım da çok fazla değişti. Konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Ama kısaca böyle disyon.com adında bir galerimiz var. Online bir galerimiz var. Çevrimiçi bir platformumuz var. Orada genç sanatçıların aslında web3 eğitimlerini veriyoruz bir yandan. Bir yandan da sanat edisyonlarının satışını, pazarlamasını yapıyoruz. Biraz benim NFT ile tanışmam aslında disyon.com'u kurarken oldu. Sanat eserlerinin, printlerin işte sahipliğini nasıl kanıtlarız üzerinden çalışırken aslında NFT sistemini böyle bir hayal ettim ve onun varlığından haberim yoktu o zaman. Bir toplantıda bunun varlığından haberim oldu. Kendi eserlerimi de satışa koyarak denemeye başladım aslında. Ekosistemin içinde var olabiliyor muyuz? Ne oluyor sanatçılar için? Burada ne gibi avantajlar var? Yaklaşık 2 sene deneyimledim. Komünitelere girdim çok fazla. Komünitelerde çalıştım. Kendi komünitemi kurdum. Güzel gidiyor aslında. Bir yandan böyle çok dünyaya açılan böyle bir kapı gibi NFT benim için. Global sahnede bir şeyler yapabilecek olmanın hayali bile aslında çok umut verici genç sanatçılar için. Ben de onlardan biriyim. Evet. Çok sağ ol. Bir ara Web3 eğitimleri diye bir cümlende öyle bir şey kullandın. Ondan bahsedeceğiz, Web3 eğitimi ne demek. Tamam. İstersen. Ya da sen tamam öyle devam kısaca, et. Kısaca zaten Orhan'a çok kısa hemen, kusura bakma. Web3 eğitimleri şu şekilde aslında. Biz Avrupa Birliği'nden sanatçılar için NFT adında bir kültür sivik fonu aldık. Bu fon üzerinden de bir eğitim serisine başladık. İşte aslında yaklaşık 10 tane videoluk bir işte YouTube playlisti hazırlıyoruz. Bir yandan bir web sitesi hazırlıyoruz. Bir yandan da zaten bireysel olarak en az 10 sanatçıya danışmanlık vermekle yükümlüyüz. Kendimize böyle bir görev edindik. Böyle ufak ufak gidiyor. Çok süper. Orhan sen de anlatır mısın? Kısacık kendimden ben de bahsedeyim. NFT yolculuğuma 2020 yılının sonlarında, 2021'in ilk aylarında, Mart, Nisan gibi biz böyle İstanbul'da birkaç farklı stüdyodan arkadaş işte konuşurken, ya işte kripto teknolojiler ne düşünüyorsun falan diye böyle sorulduğunda ben de merak ettim ve olayın mekaniğini, nasıl çalıştığını biraz böyle incelemeye başladım. İlk gördüğüm şey bu alanda nasıl başarılı oluru analiz etmek oldu. İlk çabam bu oldu ve şunu fark ettim. Tüm camia, community, sen de bahsettin işte community'ye girmek, biraz böyle küçük bir community olarak başlayıp yaklaşık 2021'in yaz aylarına doğru ve özellikle 2022'de tamamen hype durumuna ilerledi ve burada gördüğüm ortak nokta şuydu. İnsanlar ağırlıklı olarak Twitter'da aktifti. Özellikle Instagram gibi veya Facebook gibi portallarda, sosyal mecralarda değil de ağırlıklı olarak daha hızlı engagement olabildiği, real time böyle farklı soruların sorup böyle birbirleriyle iletişebildikleri Twitter'da ilerlediğini fark ettim. Ve ben de eskisinden daha sık bir frekansta Twitter'da aktif olmaya başladıkça şeyi fark ettim. Yani çok hızlı bir şekilde doğrudan ilk defa hayatımızda sanatçılar olarak sanat eseriyle ilgilenen alıcıya
arada hiçbir portal, komisyon, galeri veya hiç kimse olmadan birebir, yani peer to peer, biraz böyle torrent gibi düşününce, hani torrent teknolojisi gibi nasıl disrupt etti medya endüstrisini zamanında. Aynı şekilde sanat endüstrisinde de, sanat sektöründe de ilk defa sanat ve sanatçıyla sanat eserini satın alan kişi artık birbirine mesaj atabilir, real time alıp verebilir oldu. Bu anlamda şeyi de çok sevdim ben o dönem. Birçok arkadaşım, şimdi ben Cream Studio isimli bir stüdyom var. Stüdyo sahibiyim, yönetmenim. Hani freelance artistlerle de çalışıyorum, birçok arkadaşımla da çalışıyorum işte proje bazlı. Birçok stüdyoda ayakları stüdyoya geri geri giden sanatçılar. Hani büyük bir 30 kişilik bir ekibin parçası, her gün işte fabrikasyon bir şey yapıyor ama kendi yapmak istediği şeyi yapacak vakti olmadığı için şikayet ediyor. Birçok arkadaşım birden çok böyle özel ve mutlu hissettiler kendilerini. Çünkü yapmayı sevdikleri şeyi yaparken birden gelir elde etmeye başladılar. Gözde en güzel örneklerinden. Bunu görünce ben inanılmaz böyle mutlu olmuştum zamanında. Birçok böyle sanatçıyla hala devam eden işte arkadaşlarım da var bu kariyere. Bir kariyer yolu olarak seçen sanatçılar da oldu. O şekilde biraz böyle analiz ettikten sonra hep tavsiye ettiğim şey görünür olmak, aktif olmak, komünite içerisinde olmak gibi faktörlerle NFT yolculuğu başlamış oldu. Siz satışlarınızı yaptığınızda OpenSea mi kullandınız? Yok, Makers Place ve ağırlıklı olarak Foundation üzerinden. Ha, Foundation kullandınız. Evet. Rarible ve Foundation üzerinden ben de satışlarımı hep gerçekleştirdim. Şimdi biz tabii böyle uzaylı bir dil konuşuyoruz şu anda ama bunlara yavaş yavaş gireriz esasında. Evet, pazar yerleri. Şimdi o zaman bu NFT nedir? İşte sanatla ilişkisi nedir? Hiç konuşmadık ama nasıl bununla angaje olduğunuzdan bahsettiniz. O konuya da yavaş yavaş girelim. Bir de tabii eserleriniz var. Onları da Orhan'ın eserleriyle şöyle konuşurken arkamızda onlar. Evet, ben ses girecek diye korktum. Açamadım. Böyle bir dakikalık 50 saniye bir şov yorum var. İstersen onu evet bir izleyelim. Birçok çalışmamdan bazı parçaları derlediğim şov yorum. Update etmem gerekiyor ama bunların yanında bu sadece dijital 3D çalışmalarım. Bunların yanında aynı zamanda projection mapping, işte Galata Kulesi'ne yaptığım 2018'de çalışmam bayağı bir popüler oldu. 1 milyardan fazla insan izlemiş. Ben senin onu bilmiyordum. Viral etki yaratmıştı. Bir yandan yapay zeka ve 3D print gibi böyle ve disiplinleri işler de yapıyorum. Genel bir fikir vermiş olduğunda show yılında hani fark ediyorsunuz. Ağırlıklı 3D animasyon seviyorum. Cream Studio kaç kişilik? Biz çekirdek olarak 4 kişiyiz. 2010'da mı? 2017'de. 17 sonunda bir araya geldik. Hala faaliyetlerimize devam ediyoruz evet. 5. yılımıza girdik. Ondan önce gene 3 boyutlu işler yapıyor muydunuz? Evet. Ben bireysel olarak bazı stüdyolarda teknik leading yapıyordum. Technical direction yapıyordum. Concept design ağırlıklı çalışmıştım. Bu iş mükemmel ya. Gerçekten. Bunun videosu da var. Teşekkür ediyorum. Aslında amacım ben böyle biraz doğa aktivist bir insanım. Bunun satıldığında doğrudan Coral Reef koruma programlarına bağışlamak adına böyle bir çalışma yapmıştım. Senin eserlerinden de örnekler. Ya şöyle, aslında ben genelde yani oyunculuk kökenli olduğum için birazcık bakışlar ve göz temasları üzerinden portreler çizmeyi çok seviyorum. Ve aslında bu alanı da biraz daha interaktif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İşte yine üzerine kendi yaptığım müzikleri ekleyerek, yine işte kare kare animasyonlar yaparak desteklemeye çalışıyorum. İşlerimden sesleri. Bunlar değil mi? Evet. Bu hepsi dijital mi orijinal olarak? Yoksa değişik? Hepsi değil ama ya genelde şöyle oldu. Benim akrilik çalışıyordum ben normalde. Öncesinde dijitale geçmeden önce. NFT ile beraber bunları kare kare çoğaltmaya ve hikayeleştirmeye başladım. Birazcık aslında kendi eserlerini keşfetmek için, üzerinden tekrar tekrar gitmek için de çok iyi bir fırsat sundu NFT bana. Yani akriliği alıp edit ederek mi devam ederek? Evet, öyle. Aynen. Bunların hepsi aslında işte çok karışık teknik eserler. Evet, üzerine hep dijitalde bunları şey yaptım. Bu komple dijitalmiş.
Bu hep arada... gözler, göz temasları ve bakışmaklar üzerine. Geçmiş olsun Cemil Bey. Sen hiç 3D kullandın mı? Tamamen iki boyutlu mu çalıştın? Ben birazcık analog galiba seven birisiyim. Bir yandan da işte böyle bir NFT projesi hazırlığındayım. Yani bunun yine bu da böyle bir aslında startup bir şirket kurmaktan farklı değil bu PFP evet. projeleri dediğimiz şeyler. Yine bunlara da gireriz az evet, sonra. Evet, bunlardan da yapan arkadaşlarımız var Türkiye'de. Generative art şeklinde yapılıyor. Bunlar da işte kare kare her layer'ın ayrı ayrı çizilip daha sonra generate edilmesi şeklinde yapılan evet. böyle bir projem var. Böyle işte binlerce çıkarttığım bir tipleme. Collectibles. Evet. Şimdi burada da istersen o seninkiler bitti mi? Bitmedi değil mi? Daha bitti, var. Bitti. O zaman o bağırsaklara da bir aç. Orada da şeyi gösterelim. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın bir arka planını biraz bahsedelim. Çünkü çok fazla bilgisi olmayabilir izleyicilerimizin. Şimdi burada konuştuğumuz NFT ne demek ve bunlar sanatla nasıl alakalandırılıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Ben de kendimden çok hızlıca bahsedeyim. Benim 39 yıllık bir yazılım tecrübem var. Ondan sonra son 8-8,5 senedir sadece blok zincir üzerine çalışıyorum. Blok zincir dediğimiz işte bu kripto paralar ve Bitcoin'in altyapısı olan teknoloji. Ondan önce 2007 ile 2014 arası Türkiye'nin ilk metaversi olan Yoğurtistan diye bir projeyle uğraştık. Onu Silikon Vadisi'ne götürdük. Orada işte bir şeylerle açmaya çalıştık. Fakat çok zamandan erkendi. Üç boyutlu sanal dünya yaptık. İşte içinde mağazalar, Migros'lar, şunlar bunlar açıp gerçek satın almalar falan. Onları gerçekleştirdik. Onun öncesinde de 90'lı yıllarda, 92 yılında aslında tam bu NFT'nin çözdüğü problem benim doktora tezim konumdu. Dijital sanatta özgün eserlerin bedeli nasıl ödenir karşılığı internet üstünde. Bunu standart parayla ödeyemeyeceğimiz belli olmuştu ya da olacaktı yakın zamanda. Onun üzerine bir internet parası olması lazım veya işte bu su nasıl kaçırmaz, bu su kaçıran bir sistem diye. O yüzden 30 yıldır falan bunu nasıl, bu problemi nasıl çözeceğimiz üzerine düşünüyorum. Aynı zamanda akademisyenim, ders de veriyorum. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde kripto paralar ve blok zincir üzerine ders veriyorum. 2017'de ilk defa bilgide başladım ders vermeye. O da dünyadaki ilk dersmiş, sonra tespit ettik. 2017 yılında kripto paralar üzerine ilk resmi dersi, lisans düzeyinde. Teknolojinin işleyiş mekaniği üzerine mi, yazılım tarafıyla biz ilgili yoksa? Sizin yaptığın, şimdi benimle onların ilişkisi çok güzel, bu soru üzerine açıklayayım. Şimdi onlar sanatçı arkadaşlarım. Ben sanat kökenliyim. Güzel sanatlar da okudum mühendislik üzerine. Ancak kendimi sanatçı geçmişimden bir çeşit kopardım diyelim. Yani gene sanatçıyım diyorum arada bir ama böyle bir eser üretiminden ziyade daha çok konsept sanatla uğraşıyorum. Şimdi burada arkadaşlarımızın yaptığı gerçek dijital eserleri veya fiziksel eserlerin kayda alınması ve kendi üzerlerine resmi olarak kayda geçirilmesi üzerine bir sistemden bahsediyoruz. NFT bu demek. Şimdi biz de ekip olarak ben ve arkadaşlarım bu sistemleri programlayan kişileriz. Yani bu sistemleri bizler yazıyoruz. Tabii, teknik mekanik tarafı yani. Evet, arkasındaki işte motoru biz yazıyoruz diyelim yani bunu. O motorları yazarken de işte kullandığımız teknoloji blok zincir dediğimiz teknoloji. Ben de derste bunların bu teknoloji nasıl çalışır, nasıl programlanır bunu anlatıyorum. Mühendislikte verdiğimiz zaman bu dersleri onlara kodlamayı anlatıyoruz. Kriptografiye giriyoruz. Evet, kriptografi, işte Solidity diye bir dili var bunun. İşte Ethereum üzerinde çalışırsa şöyle oluyor. Layer 1. Layer 1 zaten ilk başta öyle öğretiliyor. Sonra Layer 2'ler falan. Bu arada zamanla işte eski öğrencilerim şu anda çok önemli yerlerde, mesela bir tanesi Ethereum'da üst düzey işler yapıyor. Bir tanesi işte ZK denilen Zero Knowledge çözümleri var falan. Yani oralara doğru yavaş yavaş yayıldık. Şimdi bu göstermek istediğim şu OpenSea diye bir sitenin evet, bir sayfası. Hatta bu da Esma diye bir Türk sanatçı. Esra İslam diye.
Onun bir eseri var. Bakın burada View on Etherscan yazıyor. Şu tuşun üstünde. Oraya bastığımızda buraya geliyoruz. Bu da böyle bağırsak dediğim, hani arkasında aslında yani böyle bir kayıt ortamı var. Excel gibi bir şey var yani. Arkadaki arkasında. Sistem bu aslında. Evet. Yani bütün kayıtların tutulduğu, inceleyebileceğimiz, herkese açık bir şekilde. Bir çeşit dijital noter bu. Dünya çapında çalışıyor ama yani bir tek ülkemizde değil, bütün global olarak çalışıyor. Güzelliği burada. Siz eserinizi Türkiye'de de yapsanız, Malezya'da da yapsanız veya Mogadishu'da da nerede olsanız olun, yaptığınız eseri... Düşeceği sistem burası. Evet. Kayda geçirdiğiniz zaman herkes görebiliyor ve herkes aynı yerden görebiliyor. Bunu sağlayan altyapıyla Bitcoin aynı altyapı. Dolayısıyla yani Bitcoin'e çamur atarken dikkat edin. Çünkü burada aslında çok daha farklı bir gelecek tasarlanmış durumda. Yavaş yavaş da bu gelecek. Şu da gene arkada bir program çalışıyor. Bu çalışan yazılım programının açık kaynak olduğunu göstermek için bu resmi getirdim. Yani bu dünyada bir de hem de arkadaki teknolojinin tamamı parayla satılmıyor. Her şey bedava. Yani siz açık kaynak olarak tüm kodları alıp, başkasının yazdığı bir kodu alıp kopya edip kendi adınıza değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Ve bunun demin Orhan söyledi, torrent gibi dedi. Çok değerli bir laftı o. BitTorrent'i eğer kullandıysanız, yani kullananlar varsa izleyiciler, videoda da izleyicilerde de hiç bilmiyorum. Haberimiz yok. Herkes öyle. Aslında işte bu haberimiz yok demenizin sebebi, bunu bize 30 yıldır illegal bir şey olarak aktardılar. İşte benim de derdim bu. O tezde her şey açık kaynak olmalı zaten. Yani orada bence. Yani illegal değil aslında. Çünkü sistem olarak bunlara bedellerin ödenemeyeceği, dediğim gibi 92'de gözüküyordu zaten. Yani onlara bedellerini dolarla, TL'yle, euroyla ödenemeyeceği daha baştan belliydi. Dolayısıyla esasında bunlar korsan değildi, sisteme aykırıydı. Yani sistem kendisini onların paraya nasıl dönüşeceğini çözemediği için biz blok zinciriyle bugünlere geldik. İşte böyle biraz da felsefi tarafı var ama işte arkada bu açık kaynak olduğu için esasında bu bütün dünyada her yapılan her işi istediğimiz her yerde, Türkiye'de, şurada, burada alıp benzerini yapıp kendimizi kurabiliyoruz. Aynı sizin de yaptığınız gibi bir kendi galerinizi kurabilirsiniz. Kendi OpenSea gibi satış kanalınızı kurabilirsiniz isterseniz. Bunlarda sınır yok yani. Ve çok demokratik aslında böyle olduğu için. Yani çok demokratik. Evet. Benim bağırsak görüntüleri tamam, yeterli. Batayım. çok... Güzel sanat eserlerinizi göstersek daha iyi olur. Şöyle kalsın bence. Evet, şimdi o zaman bir de şöyle diyelim. Şimdi Web3 diye bir şeyden bahsettin. O Web3 eğitimi derken. Web3 diye de neye diyoruz onu da hızlıca söyleyeyim. Ya bunların hepsini söyle. Aslında yani Web2 neydi diye aslında birazcık bahsedecek olursam. Web2 bizim aslında işte Google, Facebook gibi giriş yaptığımız, işte kendi şifrelerimizle aslında bütün bu cookie'ler için kullanım hakkını verdiğimiz datalarımızı bir şekilde aslında buralara kullandırdığımız sisteme Web2 diyoruz. Web3 sistemi daha çok kripto cüzdanlarla giriş yaptığımız sistemler ve burada işte dediğim gibi burada alsat yapabildiğimiz NFT denen işte yer yer sanat eseri, yer yer sözleşmeler, yer yer tapular, yani birçok alanda kullanılabiliyor. NFT'ler bunlardan bir tanesi. Aslında Web3'ün küçük bir kısmı NFT'ler. Bu sisteme de Web3 diyoruz. Web3'te cüzdanımızla yaptığımız her hareketi imzalamamız gerekiyor. Yani onay vermemiz gerekiyor aslında. Onaylıyorum, onaylıyorum diye devam ederek yaptığımız işlemler. Ve bunların hepsi aslında açık kaynak. Bunlara takip edilebilir. Kim hangi eseri ne kadar ücrete almış, kim hangi eseri kaç tane almış, hangi sanatçı eserlerini nasıl bir gidişatta satış var. İşte daha çok biraz daha sanat dünyasını borsa gibi izlemeyi de sağlayan hani bir sistem diyebilirim. Sanatçılar için neden önemli? Ben en çok bu kısmıyla ilgileniyorum. Evet. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde birazcık daha işte 3. dünya ülkelerinde diyeceğim. Yurt dışına açılmamızın çok zor olduğu ülkelerde Web3 bize çok büyük bir kapı açıyor aslında. Ve Türk sanatçılar da bunu çok güzel değerlendiriyorlar bence. Bayağı güzel bir komünite var Türkiye'de. Evet, çok iyi. Bir senin söylediğin sanatta nasıl önemli, hızlıca bir örnek vereyim. Sonra da senin bahsettiğin diğer alanlar da nasıl olabilir örnek. Şimdi
Biz de bu NFT'lerle ilk karşılaştığımızda 2020 yazı yani konsept tabii var da. En hype olduğu dönem. Bizim gözümüzden bakınca bunlar aslında token. Yani ERC20 diye bir tokenımız var bizim. İşte bu bütün Ether, Meter falan diye bu etrafta gördüğümüz bütün dünyadaki tokenlar, coinler bu ERC20'lerle yapılıyor. Bir de ERC721 diye o bağırsakta gördüğümüz program çeşidi. Ona da NFT deniyor. Bir de 1155 diye bir form var onun. Bunlar kontratlar aslında değil mi? Arkada dönen kontratlar. Evet, belirli özellikleri olan yani 721 kullandığımız zaman eser tekil olmak durumunda. 1155 dediğimizde mesela bu salonun bütün koltuklarını 1155'te satışa çıkarabiliyoruz. Hiçbir koltuğun özel bir numarası yok. Hepsi birbirine. Erken gelen istediği yere oturuyor. O zaman 1155 oluyor. Ama her biri A1, A2 diye isimlendiyse 721 oluyor o zaman. Spesifik koltuğun bileti olması. Her koltuğun rengi ya da tasarımı farklı olsaydı. Evet. 721 kullanıyoruz ve onu da gözdenin adına, yani demin bahsettiği o imzalama sistemiyle, ki blok zincir bu imzalamayı, bu şifreleme sistemi üzerine çok zaten uzun bir geçmişi var. 70'lerden beri gelen bir public key kriptografi, İngilizcesi, Türkçesi işte kamusal anahtarlama denilen bir şifreleme sistemine dayanıyor ve bu şifreleme sistemiyle torrent dediğimiz ve işte hep utanarak kullanıyoruz ama belki filan dediğimiz sistemi beraber çalıştırmış bir kişi, Satoshi Nakamoto diye. O ikisi beraber çalıştırıyor. Yani kodundan, torrentin kodundan copy ve paste yapıyor resmen. Bitcoin'in kodunun içinde torrent kodu da var. Peer to peer mantığı. Peer to peer olarak kişiden kişiye. Dosyaları kişilerden kişilere veya paraları göndermeye yarıyor. Şimdi burada sanatçıların NFT kullandığımız zaman biz de 2020'de işte bir sanatçımızla ilgili bu konuyu düşündük, düşündürttü bizi. O zaman fark ettim ki sanat eseri satıldığında eseri satan kişi bir defa satıyor. Bu fiziksel de olsa dijital de olsa bir kere satıyor. Ondan sonra galeri aldı diyelim ondan ya da başka bir kişi satın aldı. Çok affedersiniz, ben gripli olarak geldim buraya. O kişi tekrardan, yani alan galeri mesela eseri 3 yıl sonra başkasına tekrar sattığında orijinal eser sahibi hiçbir şey kazanmıyordu. Normal şartlarda. Normal şartlarda dünyada böyle oluyor. Fakat bu NFT'ler sayesinde bu değişiyor. Yani siz eser sahibi olarak eseriniz ömrünüz boyunca, sizin yaşadığınız zaman boyunca ya da eserin ömrü boyunca tekrar tekrar satışların hepsinden %15 örneğin. Ya siz ya da ne bilirlerseniz. %15 tayin edildi. Hatta biz bunu o zaman %10 mu olsun, 15 mi olsun falan diye tartışıyorduk. Dünyada bu 15 olarak oturdu. Sotur bizde falan öyle bir yerlerde galiba. Bu yani bir kere sanatçılara muazzam bir yeni katkıda bulunmuş oldu. Ve bunu yani ne takip etmen gerekiyor, ne paranın peşine düşmen gerekiyor. Yani burada sadece hani zaten zamanında cüzdanınla mintini gerçekleştirdiğin, blockchain'e eseri koymaya mintlemek diyoruz bilmeyenler için. Mintini gerçekleştirdiğin eser elden ele dolaştıkça aslında sana otomatikman cüzdanına bir geçiş oluyor. Şey vardır ya, birçoğun ticarette pasif gelir dediği şey, ilk defa sanatçılar pasif gelir elde edebilir oldu bu teknolojiyle. Hani. Ve sanatçılar parasını kovalamakta da çok kötüdür. Yani evet, hani, ödemelerini almak da çok kötüdür. İşte hakkını istemek de, çünkü yani eseriyle aslında bir şey sunduğu için hani çok da kırılgandır bir yandan. O yüzden bu sistem bence birçok kişinin önünü açtı diye müthiş düşünüyorum. Bir de tabii işin öbür tarafı da var. Biz eser sanatçısı aynı eserden 2 tane, 3 tane benzerini yapabilir. Veya hani bu printmaking işi var ya, onlarda çok oluyor bu. Hani 100 tane yaptım, bu da 17.si diye imzalıyorlar altın edisyon. Bizim hocalarımız yapardı Bilkent'te. Mesela hoca derdi ki ben paraya sıkıştım, bir aynısından bir 100 daha basıyorum. Gizli gizli gelip gece basardı. Yani gördük bunu, ismim söylemeyeyim şimdi sevgili hocalarımız alınmasınlar. İkinci bir 100 daha basardı mesela, o da 17'de 2 tane var yani. Bir otelin işte biraz odasında. Da orada sanatçının keyfine kalmış gibi. Yani bu 100 edisyon deyip satıyorsun mesela. Sonra onu başka boyutta bir daha basıyorsun. Bu da ayrı edisyon. Şimdi bu tabii NFT ile kayıda geçirme o açıdan satın alanı da koruyor. Yani iki taraflı bir fayda getirmiş oldu. Hem sanatçıya demin dediğiniz gibi ömür boyu böyle bir ek pasif gelir dediğinden getiriyor. Hem de
Karşıda ben bunu aldım işte bir otel, her odaya meşhur işte X'in şeylerini, printlerini koyuyorum. Edisyonlarını koyuyorum ama biliyorum ki onlardan sadece o kadar var ve onların kaydı da işte senin de demin anlattığın gibi cüzdanla bana mint edilmişti. Ne güzel mint edilmiş dedi. Onu da sonra mintini gerçekleştirdim. Yani burada bir terminoloji oluşturmuşlar arkadaşlarımız. Ben tabii işin başka bir tarafındayım. Biz bu işin teknolojisini geliştirenler mint kelimesini yani ihraç diye kullanıyoruz biz onu. Para ihracı anlamında. O yüzden burada eserin mintini gerçekleştirmiş deyince Gözde çok gülüyorum çünkü bizim kullandığımız mintlemiş diyoruz. Evet, biz de çok adi kullanıyor. Orada çok daha şeker bir kullanım var. Şimdi sen lütfen rica edeyim senden. O demin bir türlü anlattırmadığımız sana diğer alanlardan da bahset. Yani nerelerde başka kullanımı var? İşte senin öbür üç boyutlu eserlerden buraya gelirken neler yaşadın? O bağlantı nasıl kuruldu? Hepsinden bahsedebilirsin. Ağırlıklı olarak ilk bu tartışmaları, konuşmaları yapmaya başladığımızda zaten en geniş örneği, en genel konuşulan örneği tasdik mekanizması olmasıydı. Evet. Şimdi birkaç defa böyle miner arkadaşlar, yani madenci dediğimiz birçok karbon emisyonunda sorumlusu olan proof of work, yani çalışma base, insanlar bilgisayarlarını blok zincire bağlıyor. Gözde evinden mint tuşuna bastığı anda sistemdeki bütün bilgisayarlarda aynı yazılım döndüğü için Gözde'nin cüzdan numarası, sallıyorum Amerika'daki bir miner'ın bilgisayarında bakılıyor. Diyor ki işte Gözde'nin sanat eseri bu cüzdana ait. Bunu aynı anda 15-20 bilgisayar yapıyor. Rakamı kabaca söylüyorum. Binlerce bilgisayar onaylıyor. Hepsi Ethereum'da 340 bin. Hepsi hem fikir olduğu anda bu transfer gerçekleşiyor ve tüm bilgisayarlara dünyadaki o kod satırı yayılıyor. Yani dünyadaki bütün bilgisayarları ele geçirmediğin sürece bunu manipüle edemiyorsun. Evet. Bu da imkansız gibi bir şey. Evet. O yüzden de hani güvenilir, hızlı gibi durumlar oluyor. Mesela biz stüdyo olarak veya kişisel sanatçı olarak Amerika, Avrupa yurt dışı ödemeleri almakta bir kere zamandan, yani bankalar, protokoller birbirine yolluyor. Bir türlü hesabınıza gelmesi için süre bekliyorsunuz. Hı-hı. Yani hep öyleydi. Hala öyle. Yani tabii yabancı ki, markalar yani, çok sanatçılara bu yüzden iş vermediklerini de biliyorum. İşte eskiden PayPal'de oluyordu. PayPal çıkınca Türkiye'den kripto para dışında bir alternatif kalmadı zaten. Şimdi böyle bir durumda para doğrudan iki birey arasında hareket ettiği anda sanat eseri aldı verdi. Bunu mesela ticarette de kullanabiliriz. Örneğin işte bir bardak satıyoruz diyelim. Bardağın satışını ben online mecrada koydum. Kripto ile ödemeyi aldım da tabii ki devlet ver. Bankalar bu üzülüyorlar. Bu durumu sevmezler yani. Evet. O yüzden Çin gibi zaten ilk hype olduğu dönemlerde ilk harekete geçenlerden birisiydi Çin hükümeti, yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda da kendi pilot projelerini yürütüyorlardı. Merkez Bankası'nın kripto teknolojilerine entegrasyonuyla ilgili. Hala da devam ediyor pilot projeler diye biliyorum. Çünkü çok avantajlı bir teknoloji. Çok hızlı. Onlar için de iyi aslında. Bankalar için de iyi. Hani bekledi gitti protokollerle boğuşmak yerine bunların banka teknolojilerine entegrasyonu üzerine ben bayağı böyle kafa yormuştum. Yani mesela biz telefonda application açıyoruz ya, Akbank application'da açıyoruz işte. Dolar, altın, artık bir sürü eset var diyelim. Orada mesela yakında ben hayal ediyorum ve umut ediyorum ki kripto teknolojisi de bankanın çekirdeğinde çalışıyor. Hani. Sana şimdi haberim var. Söyleyeceğim. Şimdi bir alternatif tarafı da biletleme teknolojileri üzerineydi. Bununla ilgili Amerika'da bazı girişimler var. Örneğin hani Ticketmaster veya işte bizim buradaki Biletix vesaire, örneğin bilet satanlar diyeyim. Bu sayede şeyi başardılar. Hani kara borsaya bilet düşemiyor. Çünkü işte demin kriptoyla alırsak evet hani o salonun numaraların tek tek biletlerin koltukla satılması. Evet, yani illa sanat eseri değil, her türlü online transaction'da proof, kanıt isteyen her türlü belge için sanırım yavaş yavaş hayatımıza giriyor gibi görünüyor. Evet. O demin Orhan'ın bahsettiği, hani hayal ediyorum Akbank'ın sayfasını açtığımda orada kripto göreceğim dedi ya. Arkadaşlar bu kanun yazıldı. Türkiye'de bankalar için yazıldı ve hazır ve Akbank da hazır üstelik. Yani doların altında Bitcoin ve Ether görmene şurada aylar kaldı. Bir yandan da şeyden hani Ethereum, Bitcoin gibi spesifik coin olmak zorunda değil. Mesela banka kendi
bankalar arası transferlerindeki işlemleri de belki evet. bu teknolojiye oturtursa daha efficient olur mu gibi bilmiyorum. Şimdi, uzman değilim ama sanki böyle böyle hayatımıza karışacak gibi. Yani geliyor. Bankalarda tabii bu tür tokenların diyelim token coin yani orada farkı da söyleyeyim. Yani coin kendi blok zinciri olanlara deniyor. Token başkasının blok zincirinde çalışanlara deniyor. Aslında NFT'ler token mesela. NFT'ler çünkü token. Atıyorum Ethereum'da blok çalışıyor. Zincirinde çoğunlukla. Çalışıyor. Polygon'da da çalışan var. İşte başka networklerde de çalışanı var. Ama bu bankalarda listelenen oranın bahsettiği diyelim ki kripto para, altcoin, coin gibi kullandığımız para yerine geçen varlıklar orada listelenebileceği gibi diyor ki mesela benim arsamda işte bir gayrimenkulümde token halinde listelenebilir. İşte bu da çok önemli bir gelişme. Bu sene bu gelişmeye başladı. Bu gelişme olmaya başladı. Bu konuda uluslararası bankalar kuruldu. Ve biz de şu anda Türkiye'de en büyük buğday ithal ve ihracatçısı için tokenlaştırma yaptık. Yani biz şu anda buğday token alıp satımını sağlayacak hale getirdik. Yani biz buğday mint ettik. Aynı sizin yaptığınız gibi. 1 kilogram buğdaya 1 token mint ettik. O da bir eset ve değerli bir eset. Tabii onu da aynı borsası işte var. Mesela 1 ton buğdayı önce token olarak satın alıyorsunuz. Depoda duruyor. O depoda durduğunun kanıtını gene NFT ile yapıyoruz. Yani dolayısıyla biz sadece sanat NFT'lenir gibi bir algı oluşmasın kafanızda. İşte arsanızın, bir herhangi bir gayrimenkulünüzün, evinizin hatta bölünerek de yani mülkiyetinin tek kişide olması da gerekmiyor. Hani bir de böyle bir zorluk evet. var ya pahalı geliyor. 10 kişi paylaşarak alsak arsayı ne güzel olurdu diyoruz ama o mülkiyeti bölmek mesele oluyor. İşte onların kaydı. Aynı bu sanat eserinde olan o noterde kaydetmek mesele diyoruz ya zorlu bir iş. Burada da bunların böyle bir zorlukları var. Onların hepsi için senin o hayalin. Gerçek olacak. Evet. Ya kodlama böyle bir şey bu arada zaten. Yani bir şeyin koduna sahipsen aslında onu her şeye uyarlayabilirsin. Kodla yapılamayacak şey yokmuş gibi de geliyor bana böyle bir yandan. Yani hani bir sistemi kodla oturttun, onu evet resim sanatı için kullanabilirsin, sinema için kullanabilirsin, buğday evet. için, tohumlar evet. için mesela orijinalini koruyacağın aynen. tohumlar için birçok şey için kullanabilirsin. Hani. O zaman kod yazmak isteyenler gelsin. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Gözde diyor ben oyuncu olarak başladım. Şimdi biz bu NFT'lerle uğraştığımız zaman bir arkadaşım aradı. Dedi ki işte ben yazıda yazıyorum. Onları okuyorlar falan bazı arkadaşlarım. Onlar dediler ki ya işte bana bir dizinin oyuncuları geldi. Evet. Şimdi orada da şöyle bir problem var. Aynı sanat eserlerinizde olanın aynısı. Bunlar bir dizide oynuyorlar. Meşhur birileri. Ben dizileri çok tanımadığım için ne isimlerini biliyorum ne dizileri. Ama bu örnek gerçek bir örnek. Ve dizi sonradan işte Güney Amerika'ya satılıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kez. Yani bir sefer yapılıyor. Mesela Türkiye'de oynuyor televizyonlarda. İkinci satışı işte diyelim Rusya'ya yapılıyor. Üçüncü satışı Bolivya'ya yapılıyor. Dördüncü satışı Arjantin falan. Böyle devam ediyor. Ve diyorlar ki biz sadece birinci satış para kazanabiliyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bu diğer ülkelerde yapılan satışlarda içinde oynayanlar, yönetmen, işte müziğini yapan, evet, oyuncular çok para kazanıyor ve çok ciddi böyle hiçbiri sürekli kar alıyormuş gibi falan sadece bir prodüktör. Şey var. Ama sadece prodüktör, sadece yapımcılar para kazanabiliyor. O yüzden tüm bu dizilerde ve filmler için de tabii bu geçerli. Film ve dizilerde emeği geçen herkes, yani orada ismini gördünüz böyle akan, herkesin belli bir yüzdede eserde NFT'ler üzerinden bir ortaklığı kurgulanabiliyor. Ve o kurgulanmaya başladı. Yani bu da sadece dijital çalışan sanat değil, geleneksel tabii. sanattan oyunculuğa varana kadar her türlü hakkın paylaşılması hatta ve korunması üzerine. Hatta mesela kaç dakika diyelim sahnede kaldıysan, eserde ne kadar yüzün görünüyorsa şu bu filan gibi. Neredeyse matematik kod işte dedin ya. Onun bile kodu çıkartılıp. O kadar yüzde de o sanatçı. Yapay zeka şimdi yüzü de tanıyabiliyor. Çünkü yapay ne zeka kadar hiç girmeyelim. Yapay zeka girersek o zaman. Sen zaten yapay zeka ile ilgili bir tane yaptınız değil mi? Bager gelmiş buraya. Ben 2018'de kendi yapay zeka networklerimi train etmiştim. Aa çok evet, güzel. Hiç de kod falan bilmeden. O demin gördüğümüz o videolarda bayağı bir partikül hareketler falan vardı. Onlar fiziksel simülasyonlar onlar.
bilgisayarda gerçek fiziğe dayalı simülasyonlarla çıktı ama buraya getirmedim. Keşke ekleseydim. Aha. İnsan yüzleri vesaire generate etmiştim işte. Aha, çok güzel. İlk böyle CycleGAN isimli Progressive GAN, Generative Adversarial Networks diye geçiyor GAN algoritmaları. Onlarla bayağı bir çalışmıştım. Bu tarafı da işin çok eğlenceli. Süper. Ama şimdi şeyden endişe ediyoruz. Hani AI kullanarak kripto manipülasyon gibi konular. Hmm. Ya o ayrı bir panelin konusu. Çünkü bu ChatGPT çıktıktan sonra mertlik bozuldu. O uzun uzun tartışılır bir konu. Şey soracağım bir de sana. Hangi üç boyutlu yazılımları kullanıyorsun? Ve bunların içerisinde program ekliyor musunuz? Tabii. Anlatayım hızlıca. Ya şey... Benim ana pipeline diye isimlendirdiğimiz production pipeline nasıl televizyon setlerinde tüm videolar çekiliyor, dizide bir araya getiriliyor, bir bilgisayarda oturuluyor. Burada da benim ana hattımı kurduğum Cinema 4D isimli bir 3 boyutlu yazılım var. O da açık kaynaklı. Değil. Değil mi? Adobe. Maxon. Adobe değil. Alman bir şirket. İlk çıktığında Alman şirket, biz onu açık kaynak kullanıyorduk. Sonradan geliştirmeye açık ama şey, sonuçta bir paket olarak satılan bir program. Evet. Bayağı da gelişmiş bir program. Buna müdahil Blender 3D denilen o ücretsiz Foundation üzerinden kurulu. Ama zaten geleneksel Maya, Houdini, 3ds Max, Premiere, Adobe Photoshop, Substance Painter, Designer, Marvelous Designer, yani bunların bir sürü programın bir araya gelerek oluştuğu şeyler. Gene şaşırtayım seni. Saydıkların yarısını Türkiye'ye ilk alan kişi. Ah. Soft Image'i, Elias'ı, Maya'yı. Türkiye'de ilk defa ben satın aldım. Mimarlık yani, şirketine bağlı mıydınız? Yok, mimarlık için değil. Biz güzel... Special Effect denilen sinema televizyon reklamlarında efekt yapmak için almıştık. Animasyoncuyum ben aslında köken olarak. Dolayısıyla bu programlar, bahsettiği programların hepsinin çok geçmişi var tabii. Tek tek hepsiyle böyle birer anılarım depreşti. Ben teknik tarafta bayağı genişim. Evet, oradan belli zaten. Çünkü orada onların içine program yazıp AI ile bağlantısı kurmak bayağı bir mesele arkadaşlar. Yani bir de bilgi kaynağı yok hani doğru düzgün. Zaten Türkçe hiçbir şekilde yok da İngilizce'de de yeni gelişen konular olduğu için biraz böyle karmaşık. Bir yandan Gözde'ye bir soru sormak istedim, aklıma geldi. NFT ile birlikte sanatçıların eserlerini üretmek için değil de satmak için ürettiği bir gözlemin oldu mu? Çünkü ben bir hype sırasında şeyi fark ettim. Twitter'da böyle çok popüler satın alan collector'ların beğenilerine yönelik birden insanlar içerik üretmeye başladı. Evet, ben bunu... Sanat ve NFT tarafındaki bu sanatçıların bazılarının duruş hakkında ne düşünüyorsun? Evet, yani aslında hepsine sanat eseri denebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Commission da değil. Hani. Ama hani NFT dediğimizde zaten çok kapsamlı bir şeye bakıyoruz. Yani onun içinde daha hani kürasyonun önemli olduğu pazar yerleri var. Veya işte yani bazı insanlar da gerçekten buradan parayı kırar mıyım acaba diye. Hani şansını denemek için giren de çok fazla insan money var. Grab diyorlar. Evet yani. Ama böyle bile olsa aslında bir insanı sanat eseri üretmeye teşvik ediyor olması bile bence kıymetli. Yani çünkü para kazanır kazanamaz. Diyelim kazanamadı ama bir şeyler öğrenmeye başlamış. Hani bir sürece girmiş oluyor en azından. Bir komüniteye girmiş oluyor. Bir şeyleri merak. Yani bunun aslında hani şeyi para da olsa ya da ne bileyim sanat eseri üretmek için işte o sanat aşkı da olsa benim için çok şey olarak fark etmiyor. Herkes aslında kendi serüvenini yaratıyor burada gibi düşünüyorum. Zaten yani dünya çok büyük. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu soruya bir cevap olarak da aslında... Bir cevabı şöyle ben fark ettim. Zaten çok gidemediler. Sevdiği yapan şeyi yapmaya devam edenler hala çok aktif olarak camiadayken. Hani bu illa NFT bazında geçerli değil bence. Hype olana kapılıp kişinin kendi sanatını değiştirmesi her türlü camiada zaten aynı felaketle sonuçlanıyor. Aynen yani şeyde de çok fazla var. Yani geleneksel sanatta da çok fazla var. Ben resim yapmaya başlayacağım deyip hani sergi açıp sonra hüsranla sonuçlanan ya da işte yarı yolda kendi kendine sebat etmeyip vazgeçen falan hani çok böyle hani zaman zaman biz de hissediyoruz. Yani ben mesela en hype olduğu dönemde çok geri çekilmeyi tercih eden birisiyim. Orada bu hype'ı bir şey inşa etmek için nasıl kullanabilirim? Hani bireysel değil daha Türkiye'deki mesela genç sanatçılar olarak burada ne yapabiliriz? Görünürlüğümüzü hep beraber nasıl sağlayabiliriz? Ben mesela PR ve marketing üzerine çok fazla şey öğrendim NFT ile beraber. Kendi eserini nasıl
sunabilirsin insanlara. Yani bu birincisi çok zor bir şey. Hep aracılara alışmışız burada. İşte bir galerim olsun bana sergi açsın. Bir galerim olsun benim basın bültenlerimi göndersin. Bir galerim olsun bana yardım etsin, yönlendirsin. Burada sanatçı tamamen tek başına. Yani, hepsi birden oluyor. Hepsini birden tek başına yaptığın bir şey var. Bu seni çok daha yetkin kılıyor günün sonunda. Ama evet çok demoralize edici bir şey bir yandan yani sürekli Twitter söyledi Orhan da. Twitter bu işin çok döndüğü bir yer mesela Instagram'dan ve diğer Discord işte mecralardan gibi. Ziyade Discord kullanmaya başladık. Discord'da komüniteler var. Komünitelerde arkadaşlar edinmeye başladık. Yine Web3 alanında, NFT alanında, yapay zeka alanında çalışan insanlarla, tüm dünyadan insanlarla tanışır olduk. Ben tüm dünyadan çok fazla arkadaş edindim mesela sanatçı. Ve her yerde bir kapım varmış gibi hissediyorum artık. Bu benim için mesela çok kıymetli bir şey. Yani deniyoruz sürekli aslında burada böyle bir şeyler yapmayı, dikkat çekmeyi, işte kendimizi görünür kılmayı deniyoruz. Ben bunu şeyden çok daha başarılı buluyorum bu arada. Yani gidişat olarak da baktığımda. Şimdi bir galerinin bir sanatçıyı alıp, parlatıp, sunup, paketleyip falan böyle bir şeyler yapması. Okey, o sanatçının başarılı olması zaten çok muhtemel. Ama burada bireysel, amatör ya da işte ne bileyim daha genç sanatçıların burada öğrenecekleri şeyler ileride galerilerden çok daha büyük oluşumlar yaratılmasına sebep olacak. Ben biraz bu yüzden çok heyecanlıyım. O çok katıldığım bir görüş. Gene ilk başta bu hype başlarken galerilerden bize talepler oldu. İşte biraz gelin anlatın falan. Nasıl yaparız? Biz de OpenSea kuralım mı? İşte kendimize gibi. Türkiye'deki böyle birkaç büyük galeriyle gidip görüştük. Aynen senin dediklerine katılıyorum. O zaman onlarla konuştuğumuzda bir iki saatlik bir toplantı yapmıştık büyük bir galeriyle. Toplantıdan sonra ben de kalan izlenim tam tamına buydu. Yani onların da bu denklem içerisinde devre dışı kaldıklarını hissetmiştim. Ve Gözde haklı, sanatçı hakikaten artık şu ortamı, şu dünyayı keşfedebiliyorsa ve bunun içerisinde rahat hareket edebiliyorsa senin yaptığın gibi veya Orhan'ın yaptığı gibi artık galeri sistemine dönmesine veyahut oralara gidip başka işte yüzlere kendini göstermesine gerek yok. Ya bir topluluğa bir kere kendini kabul ettirmek için uğraşmana gerek. Yani sen neysen, eserinsin sen zaten aslında, öyle değerlendirilmelisin. Bir güruha ait olmana gerek olmamalı. Bir seviyede bir insan olmana gerek olmamalı. Galerilere girerken çekinmemelisin. Yani hani ama işte internet öyle değil. İnternette her şey çok daha özgür, çok daha demokratik, kriptoda özellikle. Ve çok daha cesaret verici tabii ki. Gazetecilikte bu, ben İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum, eski gazeteciyim aslında. Eşik bekçileri denilen, kapı tutucular, hani bir haber akışı ajansa geldiği anda aynı galerideki küratör gibi oradaki seçici kişiler o haberin girip girmeyeceğini belirler. Nasıl sanatçının galeriye girip girmeyeceğini belirleyen küratör veya işte oluşumlar varsa aynı şekilde bilginin akışında da medyada da bu var ve bu gücü elinde tutanlar gibi oluyor. Yani kimisinin, kimin komüniteye girip kimin sergiye dahil olacağını belirleyen insanlar artık. Onlar da bir panik oldular 2020'nin ilk aralığında. Ben de çok dahil oldum. Nasıl bu teknolojiyi kendimize adapte ederiz? Çünkü birden ihtiyaç kalktı. Herkes, birçok yetenekli sanatçının sorunu gördüğüm, sorun diyeceğim. Çünkü bu işin bir diğer yarısı da vitrin, marketing. Yani sen eğer dünyanın en güzel sanat eserini de yapıyorsan, gösteremiyorsan, paylaşamıyorsan, görünür kılamıyorsan pek bir anlamı olmuyor. Yani anlamı olmuyor derken genel anlıyorsunuz demek istediğim şey. Birçok sanatçı da zaten içe kapanık, daha böyle az konuşan, hani biraz böyle zorlanıyoruz, ben de dahil olmak üzere. Hani birçoğumuzun probleminin eğer bunu vitrini oluşturmaya, Twitter'da aktif olmayı, İşte sürekli paylaşım yapmayı, insanlarla ilişki içerisinde olmanın görünürlüğünün sağladığı bu mecrada birden bireysel sanatçılar sanki galeriler onları pazarlıyormuşçasına her gün satış yapabiliyorlar. Benim birçok arkadaşım çok bir galerinin, ben bir sanatçıyı zaten bu kadar çok mesela paylaştığını görüyorum. Sanatçı kendisini çok daha yoğun, çok daha algoritmaya uygun bir şekilde paylaşıyor. Ama beni çok mesela umut, yani yer yer zaman zaman böyle kötü hissettiren şey bu algoritmalara bizim uyumlanmaya çalışmamız sürekli. Yani Twitter kullanıyoruz. Twitter'ın algoritması sürekli değişiyor.
Mesela orada bir anda görünürken bir anda hiç görünmez oluyorsun falan. Yani ve bunlar senin motivasyonunu tabii ki etkileyebiliyor yani. Biraz da ayrıştıran, güzel kılan da bu zorlukları aşabilecek kadar şey yapan, inanan insanlar olduğu için senin gibi. O yüzden ayakta kalabiliyorlar kolayca. Yani. Evet ama yeni giren insanların da afallayabilmesini yani çok iyi anlıyorum. Burada da aslında bahsettiğim Discord komüniteleri ya da işte Türk sanatçı komüniteleri... bir şekilde yardımcı oluyor yani hani o, birbirimize destek attığımız yerler oluyor. Orada çok merak ettiğim bir soru var. Hep soru yani kime soracağımı bilemiyordum. Buldum soru cevabını verebilecek kişiyi. Şimdi bu OpenSea Rarible Foundation diye farklı yerlerde hep yayın mint deme yapıyorsunuz ya. Bu aralarındaki farkları nasıl? Yani sen mesela bunları değerlendirsen ya da ikiniz de ikinize de sorayım. Yani aralarındaki tadlar, renkler, onları birazcık anlatır mısın? Ya aslında hiçbirinin birbirinden şey olarak bir farkı yok yani. Hani sistemsel olarak bir farkı olan yerler değil. Aslında birçoğu da birbiriyle, yani Ethereum üzerinde çalışıyorsa bu marketplace'ler, birbirleriyle aslında konuşan marketplace'ler. Yani birinde bir eser mintlediğinde uyumlu oluyor. Diğerlerinde, diğerlerinde de gözüküyor gibi bir sistem var. Ama burada işte kürasyon farkı çok ortaya çıkıyor. Eğer hani sanatçıysan hangi mağazanın vitrininde sanat eserinin görüneceği biraz önemli bir hal alıyor. Çünkü koleksiyonerlerin şeyleri de çok farklı birbirinden. Hani OpenSea'de çok daha trader dediğimiz işte al sat yapan daha borsacı karakteristiğine sahip böyle insanlar var mesela daha çok. Ama mesela Super Rare dediğimiz marketplace... benim hala kabul edilmediğim işte mesela hani ve şey bir yer hani çok zor sanatçı alan ama eğer bir sanatçı olarak oraya girdiysen çok iyi satışlar yapabileceğinin de aslında oranını çok fazla arttıran bir yer. Sen ne düşünüyorsun? Promote ediliyorsun. Biraz daha böyle curation kısmı orada da var. Yani ilk başta işte Maker's Place, işte Foundation davetiye. Herkes zaten davetiye, içeriye gireyim, ben de gireyim gibi böyle bir hype dönemi olmuştu. Şu an birçoğu sanırım kaldırdı onu. Oradaki artı şuydu. Arz talep dengesi. Hani ekonomideki gibi yine. O platformlar hangi sanatçıyı alacağını özenle seçiyor ve bunu seçerken de yine ne kadar aktif olduğuna, bir derli toplu bir vitrini var mı, web sitesi düzgün mü? Hani ne genel kadar olarak üretken. Ne kadar üretken, ne kadar aktif, bunları inceleyip aslında yine bir galeriye davet edilmek gibi seni online bir galeriye davet ediyorlar. Bu sayede daha az sayıda sanatçının yüksek kalite işini barındıran platformlar oluşmuş oluyor. Ama işte Rarible, OpenSea gibi ortamlar zaten... on binlerce insan binlerce eserini mintliyor. Benim bazı eserlerimi mintlemiş birileri. Hani indiriyor, download ediyor, koyuyor. İşte satmaya çalışıyor falan. Ama zaten ciddi alıcılar bunları gördüğü için böyle şeylere inanıyor. Bir de tabii en başta bu işler ilk başladığında işte bu 2020 sonu 2021 başıydı galiba. O zaman bunlar çok daha az tanınıyorken içerilerine girip baktığımızda sanat demeye bin şahit. İsteyecek olan bir sürü saçma sapan şey de vardı ama görüyorum ki şu anda zaman içerisinde gerçekten onlar elenerek burası kendine göre doğru bir sanatçı camiasını oluşturuyor. Ya ben bir de mesela NFT'ye böyle bir yani NFT sanat NFT gibi bakmak yerine birazcık NFT kültür. Kesinlikle. NFT bir kültür olarak bakıyorum. Dolayısıyla mesela bu kültürün içinde yani evet sanat deme böyle bir inşaat isteyecek şeyler de var ama atıyorum MFR diye bir mesela collectible serisi var. Cinaliler'den oluşuyor. Bilgisayarının başında bütün gününü öldüren Cinaliler'den oluşuyor mesela yani. Bu aslında bizim jenerasyonumuzu biraz temsil ediyor. Keşke koysaydım, gösterseydim ama işte 10 bin tane bilgisayar başında oturan çöp adam. Hepsi birbirinden farklı. Bunları değerli kılan şey aslında gerçekten yaşadığımız dönemi bizleri temsil ediyor olması. Yani bakınca sanat dersin demezsin. Biraz sanat anlayışı da çok değişiyor. Çok mimleşiyor her şey. Ya dolayısıyla NFT ile beraber bunlar gelişti ve aslında evet ne sanat ne değil çok ayırabildiğimiz bir noktada da değiliz şu an, ben öyle düşünüyorum. Evet, bir de şöyle bir tarafı da oldu. İlk defa sanatçılar kolektöre dönüştü. Ben mesela birkaç satış yaptıktan sonra ya dedim işte gençler bir şey satmaya beğendim birkaç eser. İşte yarısını satın aldım. Ne oldu işte? Artık sanatçılar da birbirinin işini kolekte ederek birbirlerinin
görünür olmasını, hype olmasını ilk çok defa çok bir ilginç nokta. Bir açıya geldi. Çok önemli bir nokta. Yani buna imkan vermiş olması bile tek tabii, başına ya bu biraz ortamın... böyle ekosisteme dönüştü. Birbirini besleyen. Ben bir buçuk senede 200'e yakın sanat eseri toplamıştım yani. Mesela ya çok zor durması bu arada. Bu mesela gerçekten düşününce çok zor bir şey ama hani bunların 50-60 tanesi de gerçekten hem desteklemek istediğim hem... Kesinlikle. Yani hani çünkü bana da bu yapıldı. Evet. Burada birbirimize bunları yapıyoruz. Para da kazanıyorsun yani evet. Tutuyorsun satıyorsun ileride şey de yaptık zamanı. Mesela Türkiye'deki sanatçı komüniteleri orman yangınlarından evet. Sonra bir araya gelip mesela işte NFT satışları yapıp ciddi bağışlarda bulunduk. Yani bu arada orada söyleyeyim önemli. Orman Bakanlığı'na gidip her ağacı NFT'leyelim diye proje yaptık bir arkadaşımla. Ona buradan Burn ederler bence. Ya çok kolay olmadığını gördük. Yani orada çok değişik şeyler öğrendik ama o da gene buranın konusu değil. Şimdi bir de şunu diyeyim, bu Foundation, Rarible bunlar da bir arkadaşım, ya tabii Türk olduğu anlaşılmıyor isminden. Çok müthiş bir alıcı satıcı. Yani sadece mesela ne diyeyim 6-7 ay önce 50 bin adet işlem yapmıştı. Muazzam bir operatör ve Türkiye'de belki de en iyi bilenlerden biri bu alma satma. Onda 91'de falan haberi olduysa bu işlerden. yok o 2021'de başlayan bu hype'la beraber. Hatta ilk işte bize gelip gösterdiğinde kendi yaptığı işler bile vardı. O da fotoğrafla uğraşıyor aynı zamanda. Yani ben ilk defa ondan bu detaylarda izledim olayı. Tabii bütün bu basında falan çıkmadan önce oluyor bunlar. Ve kendisi hakikaten çok büyük bir koleksiyoner oldu. Çok yani bu konuda epey de para harcadı buraya. Kazandı, harcadı bildiğiniz gibi. Durması çok zor oluyor başlayınca. Çok eğlenceli gibi. Ve benim tahminim bu komünite diyorsun ya mesela Türkiye'de aslında yani senden haberi olduğunu zannetmiyorum arkadaşımın ama bu vesileyle haberdar ederim birbirinizden. Buradan izlerse. Yani şöyle o kadar enteresan ki ben burada öyle şeyler öğreniyorum ki şu panelde. Bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Gene blok zincir aynı teknoloji. Biz de ERC-721 kullanıyoruz. Biz de ERC-20 kullanıyoruz ama resmen kültürel olarak farklı bir uzaydayız sizlerle. Ki ben o kadar sanat geçmişe sahip olmama rağmen bu aradaki şeyi eritip yani bu aradaki farkları ve ne diyelim yakalamak odalarda... zormuş gibi geliyor insana böyle bir dışarıdan baktığında ama aslında zor ama yani ya şimdi sen kültürün sen kendi eserlerinle kendi kültürünle bunu çok iyi bağdaştırmışsın Gözde. Yani benim gördüğüm bu. Hani herkes bu kadar bağdaştırabilir. Yaş olarak bağdaştıramayabilir. Eser çeşidi olarak bağdaştıramayabilir ama inan sanki şu anki jenerasyonun yani işte Z nesli veya Y'nin sonları diyelim. Bu neslin sende net ifadesini görüyorum. Bu NFT'lerle iç içeriğiniz çok organik, çok güzel gelişmiş. Orhan'ın da yaptığı işleri gerçekten hayranlıkla izliyorum. Arkadaşımızın şimdi teknik olarak bilmeyebilirsiniz. Yaptığı işler çok komplike. Yani bizim Refik vardır. Öğrencimiz Refik Anadolu. Refik Anadolu. Onun da mesela ilk başta çıktığında böyle ya çok basit görünüyor her şey. Ya böyle ne kadar basit görünürse arkadaşlar o kadar aslında arkasında çalışma var demek. Orhan'ın işleri de o düzeyde yapılmış işler. Çok teşekkür ederim. Ne demek? NFT ile alakalı mesela hani negatif olarak söyleyebileceğim bize sanatçılara yansıması. Yani eskiden çok daha tutarlı portfolyolar görürdük aslında. Şimdi çok daha deneysel portfolyolar görüyoruz mesela. Hı-hı. Yani özellikle bu sisteme yeni girmeye çalışan sanatçılarda çok daha yeni şeyler deneyen, teknolojiyi uygulamaya çalışan portfolyolar görüyoruz. Ama mesela eski sistemde ne bileyim bir sergi açacağın zaman onun üzerine bir sene çalışırdın. Bir senede bir sergi evet. Açacak seviyeye gelmeye çalışırdın. Ya da işte evet. O kadar eser yaratmaya çalışırdın. İnce ince uğraşırdın üzerinde. Onlara metinler yazardın. Ya bunları evet. Tabii yine yapan sanatçılar var. Ben bunu mesela yapmaya çalışıyorum. Ama hani benim gördüğüm çok daha hani bir seri üretim evet. Şekline. Hani onlar tabii ki şey. Onlar da çok güzel sanat eserleri. Ve evet çok daha dijital ortamda üretildikleri için. Belki de hani. Tüketimi de hızlanıyor gibi değil mi? Evet onları çoğaltması üretmesi de daha kolay. Çok farklılaşmış yani. Evet, inan senin anlattıklarından her şey. Benim bilgilerim sanat dünyasıyla ilgili %100 değişti diyebilirim. Yani bundan sonra başka bir gözle bakacağım.
Bence sanatçılar bulunduğu gerçekliğin, konjonktürün farkında olmak zorunda gibi hissediyorum. Politika, ekonomi, aha, teknoloji, işte çip problemi dünyadaki. Bu gibi kavramlara baktığımızda 2023 yılı çok farklı olacağını düşünüyorum bu anlamda. Çünkü savaş gibi, özellikle ekonomik inflation gibi sorunlar var ve hani NFT ve sanat da bence teknoloji bundan bağımsız ilerlemeyeceği için metrikler, Google metriklerine bir göz attım buraya gelmeden önce. İşte 2020 Nisan-Mayıs ilk defa grafikler Google arama volümlerinde NFT kelimesinin aranmasıyla ilgili sıfırda bir çizgi giderken Nisan-Mayıs 2020 ilk böyle grafikler yukarı peak yapmaya başlıyor. Keşke paylaşsaydım orada ama ana teması şu hikayenin. 2021'in ve 2022'nin Mayıs aylarında %100 hacme doğru ilerlemiş. Yani son 8 aydır, 9 aydır %88'lik bir satış düşmesi var. 600 milyon dolarlık ticaret hacmi 4.6 milyon dolara düşmüş. Yani bu gibi faktörleri bu yola girecek arkadaşlar bence farkında olmalı ve ne kadar diverse bir şekilde, yani varyasyonlu bir şekilde sektörde bulunurlarsa tüm yumurtalarını tek bir sepete koymayıp bunu yani, göz önünde bulundurarak ilerlemek gerekiyor diyorum. Orada negatiflik açısından bir şey, gerçeklik biraz daha. Yani gerçeklik açısından ben de şunu ekleyeyim. Çok doğru söylediği Orhan'ın. Yani hakikaten müthiş bir çakılma yaşadı bu NFT. Müthiş hızla büyüdü. Her yerde, haberlerde bunu okuduk aylarca. Ondan sonra bir anda çakıldı. Bu demin anlattığım arkadaşım da aynı şeyi yaşadı. Tabii biraz şununla çok alakası var bunun. Bitcoin fiyatı, Ether fiyatı, işte dışarıdaki kripto paraların algısıyla ve onların pazar fiyatıyla burada olanların bir ilişkisi var. Ve insanlar bunları tabii alakasını bilse de bilmese de birbirlerini etkiliyor. Kelebek etkisi gibi aslında her şey. Ama şunu söyleyeyim, orada olumluya dönüştürelim istersen buradan. Yani bu aslında her deneyim bunun daha oturmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Blok zincirinin daha fazla oturmasına sebep oluyor. Yani ben 8 sene, 9 sene önce gerçekten ilk defa her şeyi kapatıp, dükkanı, metaversi kapatıp sıfırdan blockchain öğrenmeye başladığım sene 2014'ün Şubat, Mart'ı. O zamanla bu zaman arasında o kadar büyük bir fark var ki anlatamam. Türkiye'de de, dünyada da. Dolayısıyla ben şu anda ikinizle de, Orhan'la da, Gözde'yle de yeni tanıştım. Bu vesileyle tanıştım. Yani müthiş mutlu oldum. Buradaki potansiyeli çok net aktardılar. Eserleriyle bunu göstermişler, yaparak göstermişler. Biz olayın bambaşka bir tarafındayken burada olanlar beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Çok sağ olun izlediğiniz için, katıldığınız için. Bugün Gözde, sen bitirmek için ne demek istersin? Teşekkürler katıldığınız için. Ben de diyecek ekstra bir şeyim yok, zaten bayağı detay konuştuk ama mesela çok temel şeylerden, hani başlangıç seviyesi, işte NFT nedir gibi şeylerden bahsetmememizin sebebi çok daha aslında bunların çok ulaşılabilir bilgiler olması. Artık zaten işte geçtiğimiz yıllarda çok fazla hype, çok fazla birazcık aslında bu teknolojik gelişmeleri sanatçılar olarak takip edebileceğimiz kaynakları mümkün olunca takip etmeye, birazcık bu jargona yabancı olmamaya. Çünkü yabancı olduğumuz şeyleri sahtekarlık gibi de atfedebiliriz. Yani ya da işte içerisinde olmadığımız şeyler bize çok farklı şeyler gibi de gözükebilir. Dolayısıyla ne kadar araştırıp öğrenirsek o kadar daha mantığımıza oturtabileceğimizi düşünüyorum her şeyi. Ben bu ekosistemi çok seviyorum. Çok umutluyum burasıyla alakalı. Sanatçılar adına da çok umutluyum. Bence güzel şeyler olacak. Bu kadar. Çok sağ olun. Herkese geldikleri için. Çok teşekkürler.